Merhaba kıymetli arkadaşlar, herkese iyi günler. Samsung J5 2016 iç kulaklık nasıl değişiyor sizlere videomda anlatacağım. Eğer ses size az geliyorsa şuradan bazen bunu temizleyebilirsiniz. Bazen de eğer temeli bozuksa nasıl değişiyor diye sizlere anlatacağım inşallah birazdan. Cihaz açıkken kapatıyoruz cihazı. Eğer sesiniz karşıya gitmiyorsa mikrofon değişmesi gerekiyor. Eğer ses size az geliyorsa veya cırıltılı geliyorsa, ses az geliyorsa şurayı temizlemeniz gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Ya da ses cırıltılı geliyorsa, ses çok kısık geliyorsa parçayı değiştirmeniz gerekiyor. Parça nasıl değişiyor sizlere anlatacağım. Samsung J5 2016. Bu model basit açılıyor kıymetli arkadaşlar. Keşke diğerleri de bu şekilde olsaydı, daha mantıklı. Örneğin kamera değişimi yaparken daha kolay erişebiliyorsunuz. İç kulaklık buzzer'ı değiştirirken daha kolay erişebiliyorsunuz. Soketi değiştirirken daha kolay. Çünkü bu model Samsung J5 2016 arka kapaktan açılıyor. Ekrana herhangi bir zarar vermiyor. Fakat Samsung J2, J2 Prime, Samsung J5, J5 Pro, J7, J7 Prime, J7 Pro bu modeller hepsi kıymetli arkadaşlar ekranda açılıyor. Ekrana zarar verebilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bunları yapamazsanız o modellerin, saymış olduğum modellerin, onların bir telefoncuda yardım alabilirsiniz. Teknik serviste yardım alabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Fakat bu Samsung J5 2016 gayet basit bir model. Açılışı güzel kıymetli arkadaşlar. Evet, cihazı açmak için arka kapaktan başlıyoruz. Şuradan tırnak yeri var. Yavaş bir şekilde açıyoruz kıymetli arkadaşlar. Cihaz açıkken işlem yapmıyoruz. Her videomda da anlatıyorum. Bataryayı elinize vurmuyorsunuz. Çünkü batarya ekrana zarar verir. Beynine zarar verir. Burada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla açıyoruz kıymetli arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz cıvataları hepsini açmam gerekiyor. Böyle bir mıknatıs olursa iyi olur. Kıymetli arkadaşlar, en azından cıvatalar yere düşmeye kurtulur kıymetli arkadaşlar. Veya da tornavidanız eğer cıvata tutmuyorsa böyle mıknatısla 2-3 kere sürtün. Şu şekil gördüğünüz gibi iyi olur kıymetli arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi eğer böyle bir model elinizde varsa, sesi az geliyorsa o parçayı birazdan nasıl değişeceğini sizlere anlatacağım inşallah. Evet, bütün cıvataları söktükten sonra şu arka paneli çıkarıyoruz. Samsung J5 2016 eğer kulaklık, iç kulaklık cırıltılı geliyorsa o parça nasıl değişiyor sizlere anlatmaktayım. Birazdan hep beraber göreceğiz inşallah. Şu arka paneli çıkarıyoruz. Şu mavi görmüş olduğunuz anakart kıymetli arkadaşlar. Fakat ekranı bilginiz yok. Sadece soketi. Kimi böyle açarken direkt anakarta asılıyor. Şu ekran soketi var. Hiç fark etmeden ekran soketi yırtılabiliyor. Bunu açmak için tırnakla açmayı tavsiye ediyorum kıymetli arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu soket hassastır. Ekranda pahalı kıymetli arkadaşlar. Şu kulak jarkında soketini açıyoruz. Biraz açmak için sizlere anlatacağım. İlk önce arka paneli açıyoruz. Cihazı ekranı yere koyarken dikkatli bir şekilde koyun. Çünkü ekran çabuk dağılabilir. Bu görmüş olduğunuz anakart kıymetli arkadaşlar. İç kulaklık burada kıymetli arkadaşlar. O parçayı nasıl değişiyor sizlere anlatacağım inşallah.
Eğer ses cırıltı geliyorsa değişeceğiniz parça bu kıymetli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hazır açmışken üstüne biraz demir talaşları var. Çünkü mıknatıs özelliği olduğu için demir talaşları çabuk topluyor. Evet, değişecek parça bu kıymetli arkadaşlar. Aynı şekilde yatağı da gösteriyor. O da bayağı bir tozlanmış. Hazır açmışken onu da temizleyeyim. Şu sarı iki kanal olan sensöre bakacak şekilde, burada sensör var arkadaşlar, sensör plastiği var, ona bakacak şekilde takıyorsunuz. Bu şekilde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şu sarı iki kanal olan şu sensör plastiği, iki gördüğünüz gibi iki beyaz deri var. Ora bakacak şekilde takıyorsunuz. Evet, gördünüz. Şu anda eğer ses size az geliyorsa değişeceğini parçayı sizlere gösterdim kıymetli arkadaşlar. Cihazı kapatırken dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü burada switchler var. O switchleri yavaş bir şekilde kurtarmanız gerekiyor. Evet, şöyle denemeniz gerekiyor. Çıt sesi geliyor mu gelmiyor mu? Evet, gördüğünüz gibi. Ekran soketi kapatırken çok dikkat etmeniz gerekir. Böyle iki parmak arasında kaldığı için gücünüzün farkına varmayabilirsiniz. Şöyle yavaş bir şekilde, evet, çıt sesi gelmesi gerekiyor. Fakat çıt sesi gelirken bazen ekranda da gelebilir. Bilginiz olsun kıymetli arkadaşlar. Evet, parça nasıl değişiyor sizlere anlattık. Eğer Samsung J5 2016 modeli kullanıyorsanız, kulak sesi size az geliyorsa cihaz sökülüşü gördünüz. Nasıl sökülüyor, ne yapmanız gerekiyor kıymetli arkadaşlar, sizlere anlattık. Cıvataları sıktığınız zaman, cıvatalar hepsi standarttır. Uzun cıvataları sıkmayınız. Çünkü hepsi aynı eşlikte olması gerekiyor. Ona göre özen gösteriniz. Eğer uzun cıvataları taktığınız an ekranı kırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, kaş yapmaya çalışırken lütfen dikkat etmeniz gerekiyor. Göz çıkarmamaya bakın. Ne anlama geliyor? Hani iç kulaklığı değiştirmeye kalktığınız zaman ekranı kırmayınız, ekran soketini yırtmayınız. O anlama geliyor kıymetli arkadaşlar. Evet, Samsung J5 2016
İç kulaklık nasıl değişiyor sizlere anlattım. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Evet, cıvataları sıkmak için en az da 5 dakikanızı alıyor. Parça değişiminden daha çok zaman alıyor kıymetli arkadaşlar. Evet, şu anda tüm cıvataları sıkmış bulunmaktayız. Evet, cihazı açmaya çalışalım. Evet kıymetli arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın.